Merhaba arkadaşlar. Sizlerle telafi eğitimini tamamladıktan sonra şimdi artık 8. sınıf konularına geçeceğiz. Bu anlamda 8. sınıf 1. ünitesi olan Friendship ünitesine başlayacağız. Ünitenin önemli kelimelerine göz atalım. Mate, buddy. Arkadaş demek, dost, kanka demek arkadaşlar. Friend ile aynı anlamdadırlar. Aggressive, bad-tempered, sinirli, aksi demek. Amusing, eğlenceli, komik. Arrogant, kibirli. Caring, şefkatli. Determined, kararlı. Fair, adil, adaletli. Jealous, kıskanç. Loyal, sadık, sadakatli. Self-centered ya da selfish, bencil. Supportive, destekleyici. Tactful, zarif, kibar. Unreliable, güvenilmez demek arkadaşlar. Bunlar bir arkadaşınızın özellikleri olabilecek sıfatlardır. Tabii bunlar bazıları olumlu, bazıları olumsuz anlam taşıyor arkadaşlar. Yani iyi bir arkadaşın özellikleri olabilir bazıları, bazıları da kötü bir arkadaşın özellikleri olabilir. Bunun dışındaki önemli kelimelere bakalım. Offer, teklif etmek. Depend on, rely on, count on, güvenmek. Apologize, özür dilemek. Argue, tartışmak. Back up, support, destek olmak. Get on well with, biriyle iyi anlaşmak, iyi geçinmek. Have same interests, ortak noktalara sahip olmak. Have something in common with, aynı şekilde ortak özelliklere sahip olmak. Tell lies, yalan söylemek. Tell the truth, be honest, doğru söylemek, dürüst olmak. Information, bilgi. Invitation, davetiye. Attend, participate in, katılmak. Celebrate, kutlamak. Opportunity, fırsat. Ve exciting, heyecan verici demek. Şimdi de arkadaş özelliklerine bakalım arkadaşlar. Qualities of a friend. Eğer ki iyi bir arkadaşa sahipseniz onunla ilgili neler diyebiliriz arkadaşlar? Yani a good friend, a true friend, an ideal, close, best friend. Can count on, depend on and trust on you, or you can count on, depend on, trust on them. Yani iyi bir arkadaşa gerçek, ideal, yakın ve veya en yakın arkadaşınıza siz genellikle güvenirsiniz arkadaşlar. They back you up, support you, or he or she helps you. Sana destek olur bu kişi, arkadaşım dediğin kişi, iyi arkadaşın. You get on well, iyi geçinirsiniz. You have something in common, ortak noktanız vardır muhakkak. You have a lot in common, ya da birçok ortak noktanız vardır. You share, you have, or you love similar things, benzer şeyler paylaşırsınız ya da sahipsiniz onlara, seversiniz. You share, have same interests and hobbies, aynı ilgi alanlarına, hobilere sahipsinizdir genellikle. You spend time together, beraber vakit geçirirsiniz. You are like a brother or a sister, kardeş gibisinizdir. You keep your secrets, birbirinizin sırrını tutarsınız. And you never lie to each other, birbirinize yalan söylemezsiniz. And you never argue, ve genellikle tartışmazsınız arkadaşlar. Eğer ki iyi bir arkadaşa sahipseniz. Ancak bir kişi kötü bir arkadaşsa farklı özelliklere sahip olur. Bu durumda nelerdir o özellikler? He or she lies to you, size yalan söyler. He or she doesn't tell the truth, size doğruyu söylemez. Argues too often, sizinle çok sık tartışır ya da tartışırsınız birlikte. You can't depend or count on them, onlara güvenemezsiniz. Because they are unreliable, çünkü güvenilmezdirler. You hurt each other, birbirinizi incitirsiniz.
He or she breaks your heart. Kalbinizi kırar o kişi. Isn't supportive or doesn't back you up. Size karşı destekleyici değildir ve destek olmaz. Size you have nothing in common. Genellikle ortak noktanız olmaz. Doesn't have anything in common. Yine aynı şey. Sizinle ortak noktası yoktur. Doesn't spend time together with you. Sizinle vakit geçirmez. Doesn't share or have similar things. Sizinle benzer şeylere sahip değildir. Doesn't share or have same interests and hobbies. Sizinle aynı ilgi alanlarına ve hobilere sahip değildir. Bu kişi, kötü arkadaş dediğimiz kişi. Pekala arkadaşlar, şimdi de ünitemizde karşılaşabileceğimiz iki tane önemli zaman yapısını görelim. Bunlardan birisi gelecek zaman, be going to yapısıdır. Bir de şimdiki zaman, fiilin ing halini aldığı zamandır arkadaşlar. Tek tek bakalım. Be going to'da ne var arkadaşlar? Be yerine biz genellikle am is are kullanıyoruz. Biliyorsunuz buradaki be'nin aslında cümlede kullanımı yoktur. Be yerine özneye uygun olan am, is ve are yardımcı fiilleri getirilir. Ardından going to, yani cümleye gelecek zaman anlamı katan ifadem getiriliyor. Ondan sonra her ne yapacaksam onu anlatan fiilimin yalın hali, ek almamış hali getirilecek. Peki ne amaçla kullanıyorum? Gelecekteki planlanmış veya önceden karar verilmiş eylemleri anlatmak için kullanıyorum. Cümleye ecek-acak anlamı katar. Bakalım örneklerime. I am going to visit my relatives. Akrabalarımı ziyaret edeceğim. What are you going to do tonight? Bu akşam ne yapacaksın? Are you going to stay at home tonight? Akşam evde mi kalacaksın? Şeklindeki cümleler planlı gelecek zaman cümleleridir arkadaşlar. Burada gelecek zaman için kullanılacak zaman ifadeleri belirtilmiş. Nedir onlar? Tomorrow, yarın. Next, bir sonraki ya da gelecek olan. Soon, yakında. In the future, gelecekte. Later, daha sonra demek arkadaşlar. Bunları cümlelerimizde cümlenin sonunda kullanabilirsiniz. Bir iki örnek vereyim. Mesela I am going to fly to Istanbul tomorrow. Ben yarın İstanbul'a uçacağım. Planlı bir gelecek zaman cümlesi. My cousin is going to visit me next weekend. Benim kuzenim gelecek hafta sonu beni ziyaret edecek. Yine planlı bir gelecek zaman cümlesi. We are going to go on holiday soon. Biz yakında tatile gideceğiz. Cümlesi de yine bir planlı gelecek zaman cümlesi. Zaman zarfları da cümlenin sonunda kullanılmış. Diğer zaman yapım ne demiştim arkadaşlar? Şimdiki zaman. Yine am is are var. Ancak burada going to yok. Direkt fiilin kendisine, yani o an ne yaptığı yapıyorsam onu anlatan fiile ing getirilir. Konuşma anında yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanılıyor bu şimdiki zaman arkadaşlar ve fiile getirilen ing eki Türkçedeki your anlamını verir o fiile. Yani şu an onu yapıyor anlamı oluşturur. Bu zaman içerisinde kullanılabilecek zaman zarfları da yine burada verilmiş. Now, şimdi, at the moment, şu anda, soon, yakında, in the future, gelecekte, later, daha sonra, tomorrow, yarın, next, bir sonraki. Burada diyebilirsiniz ki neden gelecek zaman zarfları burada da kullanılıyor? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Çünkü ben şimdiki zaman kalıbını yakın gelecek zamanda olacak eylemlerden bahsederken de kullanabiliyorum. Şimdi birazdan örneklerini göreceğim. Önce normal şimdiki zaman cümlelerine bakalım. I am studying for TEOG now. Ben şu anda TEOG sınavına çalışıyorum. What are you doing? Ne yapıyorsun? Are you doing your homework? Ödevini mi yapıyorsun? Burada arkadaşlar şimdi konuşma anında yapılan bir eylem söz konusu. Şimdi diğer cümlelerimde yakın zaman eylemleri göreceksiniz. Yakın zamanda yapılacak olan eylemlerden bahsedildiğini göreceksiniz. I am meeting my friends after school. Okuldan sonra arkadaşlarımla buluşuyorum. Yani bugün okuldan sonrasından bahsediyor. Yakın gelecek. Bugün okuldan sonra arkadaşlarımla buluşacağım anlamı var aslında. What are you doing tonight? Bu akşam ne yapıyorsun?
Aslında bu akşam ne yapacaksın diye soruyor arkadaşlar. Are you going to the match tomorrow? Yarın maça gidiyor musun cümlesinde de yine yarın maça gidecek misin cümlesi var aslında. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden de bu cümlelerin sonuna gelecek zaman zarflarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki zaman ve planlı gelecek zaman yapılarına baktık. Bir de bu ünitede karşınıza çıkabilecek bir diğer konumuz var. Bağlaçlar arkadaşlar. Onlara da tek tek göz atalım. And ve demek ve anlamına gelir. İki ya da daha fazla bilgiyi birleştirmede kullanılır demiş. Cümlelere bakalım. He is tall and slim. O uzun ve incedir. Burada iki tane sıfatı birleştirmiş arkadaşlar. İki tane özelliği belirtmiş. Diğerine bakıyorum. He can dance and he can sing very well. O dans edebilir ve çok iyi şarkı söyleyebilir. Burada da iki tane cümleyi birleştirmiş. Diğer bağlacım but eş anlamsı however. Ne demek bunlar arkadaşlar? Ama veya fakat demek. İki zıt bilgiyi göstermek için kullanılırlar. Mesela cümlelerime bakalım. She can read but can't write in English. O İngilizce okuyabiliyor fakat yazamıyor. I want to go on a holiday. However, I don't have any money. Tatile çıkmak istiyorum ama hiç param yok. İlk cümlede aynı kişi için iki farklı durumu söylemiş. İngilizce okuyabiliyor ama yazamıyor diyor. İkincisinde noktadan sonraki diğer cümleyi ilk cümleye anlam olarak bağlamış arkadaşlar. Tatile gitmek istiyorum ama param yok şeklinde. Diğer bağlacım nedir arkadaşlar? Or. Bunun anlamı ya da veya demek. İki alternatifi, iki seçeneği ifade etmek için kullanılır. Mesela burada bir örnek var. Teenagers need to sleep 7 or 8 hours a night. Ergenlerin yani genç yaştaki çocukların bir gecede 7 ya da 8 saat uyuması gerekir. Ben de şöyle bir örnek kurayım. You can choose tea or coffee as a drink. İçecek olarak çay ya da kahve seçebilirsiniz diyorum. Buradaki or ya da anlamını veriyor cümleye arkadaşlar. İki seçeneği sunarken kullanıyoruz. Bir diğer bağlacım because, çünkü demek arkadaşlar. Because ise çünkü anlamına gelir dedik ve cümleye de sebep bildirmek için kullanılır. Örneğine bakalım. I am studying hard because I have an English exam tomorrow. Çok çalışıyorum çünkü yarın İngilizce sınavım var. Burada sebebim, çok çalışma sebebim yarın İngilizce sınavımın olması ve ben bunu cümleye because ile bağlıyorum. Diğer bir bağlacım so, bu yüzden bundan dolayı anlamıdır arkadaşlar. Anlamına sahiptir ve sonuç bildirmek için kullanılır. Yaptığımız bir eylemin sonucunu bildirmek için kullanılır cümlede. Örneğe bakalım. I am very hungry so I will eat 2 hamburgers. Çok açım bu yüzden ben 2 tane hamburger yiyeceğim. Çok aç olduğum için 2 tane hamburger yiyeceğim. Hamburger yiyecek olmam, 2 tane yiyecek olmam çok aç olmamın sonucudur arkadaşlar. Ve ben bu sonucu cümlede so bu yüzden ifadesiyle belirtiyorum. Birinci ünitemizle ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ünitenin detaylarını diğer videolarımda ben dile getireceğim. Görüşmek üzere.